Merhaba arkadaşlar. Ben Wireless System Teknik Servis'ten Alican Yılmaz. Wireless System Teknik Servis'te mikrotik cihazların bakım onarımını gerçekleştiriyorum. Bugün benim anlatacağım konu birçok internet servis sağlayıcının, güvenlik kamera firmalarının ve hatta kablosuz kamera veya kablosuz link atan, kablosuz veri trafiği sağlayan tüm firmaların yaşadığı ortak bir sıkıntı olan kirlilik konusunu alacağım. Kirlilik konusunu daha çok yaşadığımız kirlilik olarak elektromanyetik ve frekans kirliliği olarak iki ana başlık altında yer alacağım. Bunu bu şekilde anlatmayı tercih etmemin sebebi ise şimdi cihazlarımızın performansını etkileyen birçok kirlilik var ama biz daha çok bu cihazların elektromanyetik dalgalar ve frekans kirliliğinden kaynaklı veri kaybı olduğunu tespit ettik. Buna binaen de kirlilik konusunu öncelikle frekans tanımını yaparak başlamak istiyorum. Frekans nedir? Frekans genel bir kalıp ile anlatacak olursam saniyedeki titreşim sayesiyle belirtilen frekans belirli bir titreşim düzeylerinin hangi sıklıkla olduğunun ve kaç tekrarlı olarak gerçekleştiğinin ölçülmesiyle bulunur. Bizim daha çok kullandığımız radyo frekansı ise kısa bir tabir ile 3 Hz ve 30 GHz arasında değişen frekansların genel ismidir. Peki frekans kirliliği nedir? Frekans kirliliği radyo dalgalarının aynı dalga boyuna sahip diğer radyo sinyalleri ile yollarının kesişmesi veya aynı lokasyonda kullanılmasıyla meydana gelen bir kirlilik türüdür. Bu kirlilik türü bize çok büyük sıkıntılar yaratabilir cihazın özellikle performansı konusunda. Peki bu sıkıntılar nedir? Özellikle en önemli 3 tane maddeyi ele alacağım. Burada cihazımızda ping kaybı ve zaman zaman kopmalar görülebilir. Bunun yanı sıra veri trafiğinin yavaşlaması ve sinyal seviyesinin yeterince iyi ayarlanamaması gibi sıkıntılarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bu maddelere tek tek kısa örnekler vereceğim. Ping kaybına şöyle bir örnek verebiliriz. Bir güvenlik kamera firması aktardığı güvenlik kameralarını NVR'a taşıdığı sırada güvenlik kameralarının daha çok donarak veya geç geldiğini izler. Arkadaşlar bunun birçok sebebi olabilir tabii ki ama en önemli etkenlerden bir tanesi frekans kirliliğidir. Bir diğer maddemiz veri trafiğinin yavaşlaması. Şimdi zaten ping kaybına bağlı olarak veri trafiği yavaşlar. Aramızda birçok internet servis sağlayıcı var. Onlar üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Bir aboneye 8 megabit bir internet vermek istersiniz. Kurulum biter ve hatta 8 megabit internet net olarak aboneye ulaşmıştır. Örnek veriyorum bunu temsil olarak. Çünkü kurulumunu yaptığınız esnada ortamda o lokasyonda herhangi bir kirlilik olmayabilir. Ama daha sonra o bölgede oluşan frekans kirliliğine bağlı olarak internetin 3 megabit'e, 1 megabit'e hatta bazen kilobitlere kadar düştüğünü görürsünüz. Kopmalar meydana gelir. Bu da yine birçok sebep olmasıyla beraber frekans kirliliğinden kaynaklanabilir. Sinyal seviyesinin yeterince iyi ayarlanamamasına da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu geçtiğimiz 4 gün içerisinde İSA fuarındaydık. Gelen sıkıntıların arasında çok fazla yer alan bir sıkıntı bu. Müşterilerimiz bize şunu söylüyor, örnek veriyorum yine bir 10 kilometreye bir link aktarmak istiyor. Aktarmak istediği veri anlık 50 megabit olsun. Müşteri 20 megabitin üstüne çıkamadığını söylüyor. Üstelik cihazların kapasitesi var. Arada fiziki bir engel yok. Uygun DBM yeterince açılmış, herhangi bir sıkıntı yok. Hatta gerekli durumlarda lazer kullandığını iddia ediyor. Ama diyor sinyal seviyesini istediğimiz kalitede ayarlayamıyoruz. Şimdi müşterinin söylediğine göre burada kesinlikle bir ciddi anlamda frekans kirliliği mevcut. Frekans kirliliğinden kaynaklanan sıkıntılar anladıktan sonra frekans kirliliğine nasıl bir önlem alabiliriz? Frekans kirliliğine karşı ne gibi önlemler kullanabiliriz? Öncelikle bunların başında MikroTik'in bize sunmuş olduğu bir avantaj olan spektrum analizi geliyor arkadaşlar. Spektrum analizi yaparak kirli olan frekanstan en azından o gün için veya o zamanlarda kirli olan frekansı tespit ederek temiz frekansta sabitleyerek cihazlarımızı temiz frekansa daha rahat bir veri trafiği sağlayabiliriz. Daha sonra eminim buradakilerin birçoğunu biliyorsunuzdur ama ben bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Cihazların arasındaki mesafe çok önemli. Biz cihazların montajını yaparken belirli bir mesafe bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü birbirinden oluşabilecek elektromanyetik dalgalar veya frekans kirliliği, dalga boyları cihazların frekanslarını birbirine karıştırarak ciddi anlamda lokasyonunuzda bir frekans kirliliği oluşturmanıza sebep olacaktır. Daha sonra cihazların çıkış gücünü düşürmek de bir frekans kirliliğine karşılanacak önlemdir, ciddi bir önlemdir.
3 aşağı 5 yukarı mesafeye göre kaç dBm ayarlayacağınızı zaten sizler biliyorsunuz ama şunu kesinlikle şu yanılgıya düşmeyelim. dBm çıkış gücünü ne kadar arttırırsak cihazın verimi o kadar artacak diye bir şey yok arkadaşlar. Burada tam tersi bir durum var aslında. Çıkış gücünü eğer mesafeden daha çok gereksiz yere açtıysak bulunduğumuz lokasyondaki diğer cihazlara yine bir elektronik manyetik dalga ürettiği için diğer cihazların frekansını bozup veri trafiğinde yavaşlama, ping kaybı ve sinyal seviyesinde ciddi derecede bozulmalar görebilirsiniz. Frekans kirliliğine karşı önlem alınabilmesi elektromanyetik kirliliğe göre çok çok daha kolaydır. Frekans kirliliğine bu şekilde önlem alabilirsiniz. Çok da zor değil. Bir kısmı yazılım ile bir kısmı da fiziki olarak kurulumda yapabileceğiniz şeyler. Şimdi frekans kirliliğine de MikroTİK'in aldığı bir önlem, yeni çıkartmış olduğu, çeşitli Ar-Ge'ler yaptığı 60 GHz hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar 60 GHz ile frekans kirliliğine ciddi anlamda bir tedbir alabilirsiniz. Ama tabii ki bu kesin bir önlem değildir. Önemli olan burada omurga linklerinizi daha farklı bir spektrum yaratarak daha rahat aktarabilirsiniz. Zaten bununla alakalı 60 GHz hakkında geniş çaplı bir araştırma yapan Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Profesörü Peter Smulders 2002 yılında yayınladığı bir makalede 60 GHz bandının 5 GHz bandına alternatif olarak gelecekte kullanacağını belirtmiştir. Yani o zamandan bu yana teknoloji de bu şekilde ilerlemiş ve 60 GHz spektrumunun kullanımı ciddi anlamda yaygınlaşmıştır. MikroTİK'te söylediğim gibi 60 GHz'i yine 802.11ad protokolünde kablosuz sistemlerini entegre etmeye başlamış ve şu anda neredeyse tüm Ar-Ge çalışmalarını bu tarafa doğru yönlendirmiştir arkadaşlar. Şimdi süre konusunda biraz bazı arkadaşlar uzun konuştu, bazı arkadaşlar kısa konuştu. O yüzden hızlı hızlı anlatıyorum çünkü çok fazla zaman kalmadı. Hemen MikroTİK'in 60 GHz hakkında çıkarttığı ürünlere kısaca bahsedeyim. Burada wireless wire dish dediğimiz 1.3 kilometreye kadar yani 2 gigabit veri trafiği sağlayabilen yeni bir ürün mevcut. Yine aynı şekilde frekans kirliliğinden çok çok az etkilenen bir ürün. Aynı şekilde CXT SQLite 60, LG Lite 60 ve wireless wire cihazları. Bunları daha çok point to point olarak analog omurgalarınızı aktarmada kullanabilirsiniz. Ama aşağıdaki WAP 60G dediğimiz ürün multipoint olarak da kısa mesafelerde yüksek veri trafiği sağlamanız için hem de kirli frekansa çok fazla takılmamanız için gerekli bir ürün. Frekans kirliliğini hakkında aslında daha çok fazla söyleyeceğim şey var. Dediğim gibi süre sıkıntısından dolayı biraz hızlı geçtim. Şimdi elektromanyetik kirlilik hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar elektromanyetik kirliliğe sizin çok fazla alacağınız bir önlem yok aslında. Yani ama imkansız değil. Birkaç faktör var bununla alakalı. Ama frekans kirliliği kadar rahat bir şekilde önlem alamazsınız. Öncelikle elektromanyetik kirliliği tanıyalım. Nedir elektromanyetik kirlilik? Yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletlerinin yarattığı ve insanların üzerinde bozucu etkiler yaratan elektromanyetik alanlara elektromanyetik kirlilik denir. Peki elektromanyetik kirlilikten nasıl ve ne gibi sıkıntılar kaynaklanır? Bunları hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Burada yine ping kaybı ve kopmalar, veri trafiğinin azalması ve sinyal seviyesinin yeterince yayılamamasını görüyorsunuz. Bunları tek tek anlatmayacağım az önce anlattığım için yine manyetik kirlilikte de bunlarla karşılaşacağınız için yazma ihtiyacı duydum. Ama burada önemli vurgulanması gereken iki tane madde. Bazı durumlarda cihazda resetleme ve reboot ve elektromanyetiğin şiddetine bağlı olarak Wi-Fi kartı arızası. Arkadaşlar şimdi bizim yine çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi cihazda resetleme ve reboot. Şimdi eğer bir baz istasyonu yakınında veya yüksek gerilim hattı yakınında bir lokasyonunuz var ise oradaki cihazlarınızın elektromanyetiğe bağlı özellikle iyi bir kaliteli kablo kullanmadıysanız kablonun data uçlarından işlemciye gidecek olan bozuk data cihazın reboot etmesine sebep olur. Ve hatta elektromanyetik dalganın şiddetine göre cihazımız kendini bir tehdit olarak algıladığı için resetleyebilir. Şimdi burada kullanılması gereken kablo ile alakalı daha profesyonel bir şekilde teknik servis müdürümüz Seyyum Bey size yeterli açıklamayı yapacak. O yüzden bu konu üzerinde sadece bilmemiz gereken manyetik dalga resetleme ve reboot işleminde önde yer alıyor.
Bir diğer vurgulamak istediğim önemli konu, elektromanyetiğin şiddetine bağlı olarak Wi-Fi kart arızası. Şimdi burada da arkadaşlar, hiçbir mikrotik cihazı çıkış gücü ne kadar arttırılırsa arttırılsın, yanındaki cihazın elektronik olarak bir arıza vermesine sebep olmaz. Burada bahsetmek istediğim daha çok, yine bazı istasyonu veya yüksek gerilim hatları yanlarında, radyo vericilerin yanlarındaki lokasyonlarda, cihazı kurduğunuzda sinyal seviyesini yeterli kadar düşüremediğiniz zaman, yani kaliteyi arttıramadığınız zaman, oradaki cihazın zaten Wi-Fi kartı gereğinden fazla elektromanyetik tepkiye maruz kaldığı için arızalanıyor. Ve siz cihazın arızalandığının farkına varmıyorsunuz. Daha sonra o lokasyonda o cihazın çalışmadığını göz önünde bulundurarak oradan alıp oraya farklı bir cihaz tercih edip o cihazı daha sonra temiz bildiğimiz, temiz sandığımız bir yerde, hatta gerçekten de temiz olan bir yerde kuruyorsunuz, montajını yapıyorsunuz. Ama yine sinyal seviyesinin yeteri kadar iyi olmadığını görüyorsunuz. Arkadaşlar, bu bir radyo kartı arızasıdır, elektronik bir arızasıdır. Buna yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ama biz Wireless System Teknik Servis olarak bu cihazların, mikrotik cihazlarının ve birçok kablosuz antenlerin servisimiz onarımını gerçekleştirebiliyoruz. Bu gibi durumlarda da cihazı gönderdiğinizde elimizden gelen kolaylığı sağlayabiliriz. Elektromanyetik kirlilikten kaynaklanan sıkıntıları bu şekilde özetledim. Peki ne gibi önlemler alınabilir? Elektromanyetik kirlilikten nasıl kurtulabiliriz? Arkadaşlar, öncelikle burada manyetiğe karşı kalkan oluşturan reflektör tercih edilmeli. Doğru reflektör tercih edilmeli. Daha sonra yapabileceğimiz shield kullanarak elektromanyetiğe karşı ciddi önlemler alınabilir. Bir de söylediğim gibi yeterli kalitede kablo tercihi yine bizim elektromanyetiğe karşı alacağımız ciddi önlemler arasında yer alır. Resimde bir shield kullanılmış, bir de izole özelliği olan mikrotik cihazı görüyorsunuz. Bu cihazlarla da elektromanyetiğe karşı, yani ciddi anlamda önlem alabileceğiniz cihazlar. Şimdi sunumu bitirmeden önce şu notu eklemek istiyorum. Elektromanyetik kirliliği önlemenin en iyi yolu ilk yavaşta başlanan doğru bir kurulumdan geçer. Söylediğim gibi zaten doğru kurulum, doğru montaj, doğru kablo gibi çeşitli ayrıntıları size Seyyum Bey aktaracak. Kaynak olarak ben lise ve üniversitede aldığım eğitimler doğrultusunda frekans ve manyetik kirliliğe değindim. Ve bu aldığım eğitimleri wireless sistemde uygulamaya dökerek kendi kafamdaki aktarımları size ilettim. Bilgileri size ilettim, özür diliyorum. Kaynak olarak dediğim gibi 62 GHz hakkında daha 2002 yılında bir makale yayılan Peter Summers, bu makalesinde yazmış olduğu yazıları bildirdim. Bu da yine en son sunumdan sonra PDF'ten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi söylediğim gibi biraz hızlı oldu. Şartlar öyle el verdi. Sorularınızı bekliyorum. Kafanıza takılan veya atladığım bir şey varsa cevaplayabilirim. Soru yok gibi görüyorum. Arkadaşlar, o zaman öncelikle Mikroti'ye bizi bir arada bulundurduğu için, organizasyon demeyi geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Wireless System Teknik Servis'in maddi manevi üzerinde başarısından dolayı emeğini eksik etmeyen firma sahibimiz Cem Bülent Ünsal'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Okay, thank you. Now we will have a last presentation. After this presentation, we will have a lottery, so everyone can win good prizes. So the next presentation will be about wireless systems by Seyhun Oguz and Alican Yilmaz. Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Wireless System Teknik Servis'ten Seyhun. Bugün sizlere, aslında şimdiye kadar çıkan arkadaşlarımız hep bizlere yazılımsal olarak konulara değindi. Yalnız şurada bizim en dikkat etmemiz gereken konulardan biri de kurulum. Kurulum esnasında oluşabilecek cihaz arızaları ve bunların tedbirlerini biz nasıl alırız? Bunlardan bahsedeceğim ben size. İlk önce iş sağlığı ve iş güvenliğinden bahsetmek istiyorum.
Eminim ki iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda anlatacaklarımı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Birden fazla ihmallerimiz olabiliyor ama bunun için. Örneğin yağışlı havalar ya da fırtınalı havalarda çatılara çıkmamamız gerekiyor. Ya da çatılarımız, havamız güzel ise bile bir emniyet halatı ve bir emniyet kemeri yardımıyla çıkmamız gerekiyor. Yoksa olumsuz sonuçlar doğurabilir yani. Hatta yani haberlerde de biz bunu izliyoruz, görüyoruz. Anten ayarı yapmak için çatıya çıkıp da hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu yani. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani ikinci husus da doğru ekipman. Doğru ekipman seçimi çok önemli arkadaşlar. Yani bu doğru malzeme de içine katarak. Yani bu konnektör olabilir. Zaten ekipmandan sonra kabloyu da anlatacağım ben size. Yani örnek bir şey söylemek gerekirse sizlere. Mesela kablomuzu çaktık. Cihazımızı direğimizin tepesine montajını yaptık. Ve o an cihazda bir ping testine tabi tuttuk. Radyo kartı arasında. Yani wireless olarak cihazın kendi içinden karşı cihazımıza ping atmaya kalktık. Herhangi bir hiçbir sorun yok. Çok güzel 1 milisaniye, 2 milisaniye pinglerimiz var. Yalnız bunu bir istemci yardımıyla ya da bir bilgisayarla ya da bir klientle bağlandığımız zaman, Ethernet portuna ping attığımız zaman ciddi bir kayıplar görebiliyoruz. Yani 1 milisaniye ve 1000 milisaniye arası. Bu da kablonun pinlerinin tam çakılmamasından kaynaklı. Ya da kablomuzu daha çakmadan önce keskin bir aletle soyduğumuz zaman kabloya vereceğimiz hasar sonrasında hava şartlarının kötü olmasıyla, o kablonun hareket etmesiyle kablomuzda bu şekilde pin kayıplarına sebep olabilecek arızalar gözlemledik biz buralarda. Şimdi bu cihazlarımız hep outdoor cihazları olduğu için genellikle hep dış mekanlarda kullanılıyor. Ve bunların sadece yani kablo olarak önlemini yani güneşten ya da yağışlı havalardan değil, manyetik alandan da korumamız gerekiyor. Bunun için genellikle yani ben şunu her zaman söylüyorum. Yaklaşık 10 yıldır ben bu yani montaj için işindeyim. Yani sahanın tozunu bayağı bir aldım yani. Cami direğinin tepesinde de yarım saat kaldım. Diş anten kurulumunda baz istasyonunun üstünde de saatlerce kaldığım oldu. Yani doğru kablo ve doğru malzeme seçimi yaptığımız zaman işçiliğimizde yani titiz çok harika sonuçlar doğuruyor. Mesela UTP Cat 6 kablo manyetik alandan etkilenen bir kablo. SFTP kullanmanızı tercih ederim. Cat 6 ya da FTP Cat 6 ya da SFTP Cat 6 kablo. Çünkü bunların folyo sarmaları ve alüminyum sarmaları var arkadaşlar. Onlara da şöyle anlatmak gerekirse yani. Önce statik elektrik nedir? Ben size onları bir anlatayım arkadaşlar. Statik elektrik, elektronların atomlar arasındaki hareketi ile oluşan elektriktir. Elektronlar atomlar arasında hareket ederken bir enerji üretir. Bu enerji statik elektriği oluşturur. İki farklı yükle yüklü malzeme birbirine çarptığında bir elektron transferi oluşur. Bir tarafta negatif birikirken diğer tarafta pozitif yükle yüklenir. Ve bu iki etken birbirinden ayrıldığı zaman orada PVC, plastik, statik yük de yüklenir. Yani bunlardan doğabilecek bir arızadan size ben bahsedeyim hemen. Örneğin Ahmet kablomuzu aldı, montaja gitti. Bir baz istasyonu direğinin altında ya da yüksek bir tepede kablonun açmaya başladı. 100 metrelik bir kablo mesela açıyor. Elinde antistatik eldiven var Ahmet'in. Kabloya bir yandan statiklenme şarj ediyor. Ahmet bunun farkında değil ama. Sonra ne yapıyor? Aynı şekilde jackları çakıyor. Daha cihaza enerji vermeden kabloyu cihaza takıp cihazın Ethernet portunu yakabiliyor. Yani bu da genellikle şu arızalar, özellikle mikrotik cihazlarında 10 megabit arızası arkadaşlar.
statiklenmeden, aşırı statiklenmeden kaynaklanan arızalardan. Yani o şekilde kablomuz ve işçiliğimiz çok önemli burada yani. Şimdi yıldırıma karşı alınacak önlemlerden bahsedeyim ben size. Şimdi öncelikle yıldırımdan kim derse ben %100 koruma sağlarım, öyle bir şey yok. Çünkü düşen yıldırımın 20 milyon volt üzeri olduğunu unutmayalım. Mesela kurulum yapacağımız bir tepe ya da bir baz istasyonu olur. Paratoner olmasına dikkat edelim. Paratoner yok ise şayet biz yıldırımdan bir nokta cihazlarımızı nasıl kömür olmadan tamir edilebilecek şekilde kurtarabiliriz? Onları ben size anlatmak istiyorum. Öncelikle cihazımızın montajını yapıyoruz. Bu çok önemli husus. Kablosunu çekmeden önce cihazın montajı ve o cihazın GND'sini direğe bağlıyoruz. Tabii ki direğimiz topraklı olmak zorunda. Direğimizin toprağını da profesyonel bir elektrikçiye mutlaka yaptırıyoruz. Oradaki yani topraklama raporunu, testler, cihazlar var. Onlardan zaten kendisi topraklamasını sağlam bir şekilde sağlayacaktır. Eğer direğimizde topraklama yoksa, biz cihazımızı direğe topraklarsak, yani mikrotin, poe enjektör cihazlarında yani topraklama yok. Açıkçası yani bu poe adaptörlerinde. Onun için cihazımızı direğe montajını yaptık, toprağını direğe biz aldık. Tamam, çok güzel. Kablomuzu da aynı şekil, UTP Cat 6 kablo kullandık, SUTP. FTP, folyolu kablo ve sonra yıldırım düştü. Biz bu şekilde yaparak cihazımızın uçmasını istiyoruz. Öncelikle bizim direğimizi topraklamasını almamız lazım. Yani buyurun. Evet. Evet. Tamam. Tamam işte o hava şartlarının o yani negatif ve pozitif bulutlar vardır. O an yerde pozitif enerji vardır. Sizin cihazlarınızdan oluşan bir manyetik alan vardır. Negatifle tepkilemeye girmiştir. Bir de yani tam tersi vardır. Negatif toprak vardır, pozitif vardır yani. Onun için bizim yani topraklamamızı direğimiz özellikle galvanizli direk ise onu ispiralle sıyırıp o şekilde yani diyorum ya profesyonel bir elektrikçiye yaptırmanızda fayda vardır yani. Mesela 4 gündür biz İSAF fuarındaydık. Bu fotoğrafları da birebir ben yani oradaki güvenlik kamera firmalarından ben aldım bunu arkadaşlar. Görüyorsunuz burada arkadaşımız cihazımızı almış direğe topraklamasını yapmış. Yalnız direğin topraklaması yok. Direğin topraklaması olmadığı için yıldırım bir vuruyor yani direkt direğin üstüne de vurmuyor. Yani çarpan yıldırım 2 kilometre çapında etki alanı vardır. Aynı şekilde yani bu antistatik korumasını almasak da cihazlarımızın radyo kartına direkt zarar verebilir. Buradaki arkadaşımız da normal UTP kablo kullandığını söyledi. Ve herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde topraklama almadığını söyledi. Görüyorsunuz, sonuç ortada. Yani şu da aynı şekilde. Bir de arkadaşlar montaj edilmesi yani montajda dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Direğimizin sağlam olması. Yani bu tamam her ne kadar hepiniz ISS firmasısınız biliyorsunuz ama bazen üşenilebiliyor yani. Bir çatının mesela nasıl söyleyeyim güneş paneli var. Isıtıcı paneli var ya onun şöyle bir hava hortumu var. Ona bile SX'te Light 5, SQ Light 5 bağlayan arkadaşlar var. Yani gördüm ben gözümle gördüm yani. Yani bunu yapmayalım. Bu rüzgarlı ve yağmurlu havalarda ciddi şekilde pin kaybına sebep olabiliyor. Yani gerekirse bir aparat yardımıyla onu çatıya sabitleyip o şekilde montajını yapmakta fayda vardır.
Yani bizde de biraz yorgunluk var. 4 günden beri fuardayız. Yani stand. Yani çok ilgi oldu. Yani sorularınız varsa montajla alakalı yardımcı olabilirim sizlere. Yani yaşadığınız sıkıntılar olabilir. Yok mu? O zaman sorun yok. Ama bir ton arızalı cihaz geliyor Wireless Sistem Teknik Servise. Nereden geliyor bunlar o zaman? Yok ama gerçekten bakın biz burada şöyle bir hususa değinmeye çalıştık sizlere. Yani biz Wireless Sistem Teknik Servis olarak gerçekten nasıl önlem alınabileceğinizi de söylüyoruz size yani. Yani sorularınız varsa sorun. Tabii ki. Pardon duyamadım. Disk light'lar için, mikrotik onun için garantili cihazların biz zaten Wireless Sistem Teknik Servis olarak stokladık bayağı bir disk light'ları. Onların değişimini sağlıyoruz. Siz bize gönderin. 3 iş günü içinde sizlere yeni kapaklan. Eğer bizden alındıysa cihaz. Evet, yine de veriyoruz zaten Cem Bey'in doğrultusuyla yani. Şey yapıyoruz yani. Buyurun Suat Bey. Evet. Yani onu dediğim gibi profesyonel bir elektrikçiye yaptırmanız gerekiyor. Yani topraklama raporu çıkarması lazım önce size. Tamam, profesyonel bir elektrikçi zaten size doğru topraklamayı ve paratonerin nasıl kurulması gerektiği konusunda aydınlatacaktır sizi yani. Nasıl? Tabii ki de en büyük faktör cihazların arızalanmasının sebebi odur yani. Manyetik, statik elektrik yani durgun elektrik ve yüksek voltaj. Başka sorusu olan var mı? Cihazı taktım, bir gün iki gün çalıştı, üçüncü gün kendi kendine reboot etmeye başladı. Ya da konfigürasyon ayarları sıfırlamaya başladı. Yok mu? Abi bu cihazlar nereden geliyor bize o zaman? Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.